Hatta şimdi geleyim. Adnan söyleyeceğin şey önemli miydi? Sen kime neyin? Yok ben bir şey söylemeyecektim. Peki. O zaman şimdi geliyorum. Mağdur oynuyor Sibel, iddiası var bu evde. Niye oynuyor, nasıl oynuyor? Bakalım gelinler ne söylemiş bununla ilgili. Burada hep şeyi oynamaya çalışıyor. İnsanlar bana şöyle yapıyor, insanlar bana bunu yapıyor. Kendini ezilmiş, böyle pasivize edilmiş bir karakter olarak göstermeye çalışıyor. Niye bu evde böyle yapıyorlar ya? Çünkü... Niye kendi karakterinle insanlar seni desteklesin? Niye mağdur bir gözüküp... Bir şey söyleyeyim mi? Böyle efendi gözüküp şey yapıyor. Buradaki her kız geçmiş, hala araştırılmış. İki haftadır koruma altına aldım. İyi kız kızlar ya. Yani. Bir sen misin iyi? Herkes böyle, burada iyi. Bak kendini böyle göstererek... Koruma altına aldılar zaten iki haftadır, anladın mı? Doğru. Erkekler böyle hani kıyamasın, acısın, şey yapsın. Bak konuşunca iyi kız ağlar. Diyorum. Bak iyi bak, kız Aslan diyorum. Dün çok alakasız bir yerde aldı. Bak bugün kesinlikle, bak söylüyorum. Seda abla geldiğinde eğer kritiklerde biz olursak kesinlikle ağlayacak. Kesinlikle. Evet. Burada gelip bana alttan alttan sırıtmasını ben biliyorum ya. Alttan alttan bana burada sırıtıyor, gülümsüyor, dışarıda gülümsüyor. İçeriye giriyoruz, mağdur oynuyor. Ben kafayı yiyeceğim Rabia. Böyle bir saçma bir anda gülümsüyor, alttan hani bir bakış atıyor. Hmm. Aman kamera olunca, burada bir konu olunca mağdur oynuyor. Yemin ederim ben kafayı yiyeceğim. Kendisini öyle farklı göstermeye çalışıyor ki. Bak ilk geldi, araba algısı yaptı, o algısı yaptı, bu algısı yaptı. Oliver Star algısı yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Kız zaten konuşulmak istiyor. Malzemeleri yani insan konuşacağı malzemeyi veriyor. Ondan sonra insanlar da ona bir yorum yapınca beni eziyorlar. Ben öyle bir kadın değilim, böyle bir kadın değilim. Türk halkının kadına verdiği değerden ötürü bunu kullanıyor. Ne diyorsunuz Sibel bu iddiaları? Öncelikle beni ailem biliyor, çevremdeki arkadaşlarım biliyor. Nasıl bir insan olduğumu çok iyi biliyorlar. Ben arkada neysem, burada da bu olduğumu düşünüyorum. Olmadı bunu damatla evine de tek tek sorabilirsiniz. Ve en önemlisi, Rabia'yla oturmuş iki kanki dertleşiyorsunuz ya. Söylemeyeceğim dedim. Ben asla hiç kimseye burada rencide etmedim. Gökhan da bunu fark etti. Arkada gelmiş, bunu Öykü de fark etti. Gelmiş bana yanaşıyor. Sibel gel kardeşim, kahve içelim. Sibel gel konuşalım, sohbet edelim. Kim diyor onu, ben mi diyorum? Bana bunu diyor neden, ya. Ben bunu neden yaptığını çok iyi biliyorum. Herkes neden? Diyor. Gökhan da bunu fark etti. Evet. Fark Gökhan bunu fark etti. Gökhan senle dertleşiyor mu abi? Neyi Gökhan fark etti? Ben neyi fark etmişim? Sibel hızlı konuşuyorsun, algılayamıyorum seni. Sen söyledin ya Gökhan, hani Sibel'e bunu söylüyorsun, sonra Sibel'in yanına ayrılmıyorsun. Ne alakası? Evet, ne söylediğini gördüm. Daha sonrasında bana arkada yanaşmaya çalışıyor. O zaman Sibel, bu durumda şu oluyor. Sen Rabia'yı yanına çekmeye çalıştın. Sen bu algıyı benim kafama sokmak için mi Rabia'nın yanına gidip omzunu verdin ağlasın diye? Evet. Bunu konuşmak için mi yaptın? Ben bunu böyle yapmak için mi yaptın? Hayır, kimseye çağırmak değil. Ben burada ağlayan herkesin yanındayım. Sibel, evet, bir kadının ağlayan yanında olmak sen, istedim. Bir ama kadın anladım ki, ağlıyor diyorsan... Bir kadın ağlıyor ve o yüzden yanına gittim diye gelip bir savunma yapıyorsan, bugün o kadının karşısına geçip de Gökhan bile bunu demişti diye eğer de bir suçlamada bulunuyorsan, niye yaptığını biliyorum diye bir suçlamada bulunuyorsan, ben burada şunu düşünürüm. Sibel bilerek Rabia'nın yanına gitti, omzunu verdi ağlasın diye. Gökhan da bunu söyleyince ben de kullanmaya ihtiyaç duyayım. O zaman sen bunu konuşabilmek için yapmışsın. Kesinlikle yani burada hayır. Diyorlar ya bak mağdur oynuyor. Bak burada mağdur oynuyor kelimesinde. Aynı zamanda da ağlayan bir kadına destek olan, halk oynayan bir Sibel görüyorum ben o zaman. Şimdi ben de burada Rabia ile Ayca'nın ortak noktası ne ki? Onların ikisi baş başa konuşuyor diye baktığım zaman. Rabia seni kıskanmıştı Sibel'den. Şu anda da Ayca'nın Onur'u kıskanıyor. Ortak noktaları... Beraber oldukları sevgililerini Sibel'den kıskanmaları. Ve bu şekilde evet. Yorum var. Çünkü niye evet. Bu yorum gelsin? Demek ki işin ucu size de dokunuyor. Çünkü durup dururken bir kadını kıskanıyorsa... Erkek tarafından da seni de suçlamıştı Sibel'e evet. Yakın durduğundan evet. Dolayı tartışmalarda mesela. Ben burada bayanlara kızıyorum. Tekrar söylüyorum. Rabia bu düşünceyi siz oluşturuyorsunuz. Hani sen şu anda Ayacan'la aynı şeyi yapıyor. Yani olmayan bir şeyi... Öyle bir konuşuyorsunuz ki, öyle bir seviyeye getiriyorsunuz ki varmış gibi oluyor. Arkadaş biz en azından konuşuluyor. Biz Sibel'i evet. Burada sadece bir gelin adayı olarak görüyoruz ki bizim adaylarımız belli. Benim sensin, Onur'un Aycan. Dolayısıyla biz bu seviyedeyken neden Sibel'i konuşuyoruz ki ilişkimizde? Neden biliyor musun? Çünkü hayır, bak, ben konuşabilirim. Ben insanlarla sohbet edebilirim. Bak ben sana şunu söylüyorum. Diyorum ki sen iyi misin Sibel'le diyorum. İyiyim diyorsun. Sonra Sibel'e bir şeyler söylüyorsun. Sonra Sibel'in omzunda alıyorsun. Ve senin en büyük hatan şu ki Sibel şu an konuşsa çok haklı konuşur. Bir şey diyemem ben ona. Seni bile savunamam. Diyorsun ki Gökhan beni hiç sevmiyor. Sen Sibel'e beni hiç sevmiyor diyecek kadar güvenip samimiyetli bir şekilde konuşuyorsan, anladın mı? Kalkıp da benden de kıskanamazsın.
Yani Rabia'nın her uyarısında veya rahatsızlığında sen bu kadar... Ben Sibel'e hiç şaka yapmadım ki. Sadece şaka değil ki. Olmadım. Yakınlık ben olsun. Ben Sibel'e hiç şaka hoş da yapmadım. Hoş sohbet olsun. Yo, ben samimiyet şaka... olsun. Yani Rabia'nın rahatsız olduğu konularda sen böyle mi davranıyorsun hep? Ben Sibel'e hiç şaka yapmadım. Şaka değil konum. Samimiyet, Sibel'e de muhabbet. Sibel'e de o anlamda hiç yaklaşmadım. Rabia'nın bana söylediği kelimeler dolusunda hareket ettim. Ki Rabia en son bana bizim aramız iyi, bir problem yok dediğinde... Ben yine Sibel'le burada muhlama getirince bir diyalog içerisine girdim. Hatta Rabia'da aynı soruyu sordum. Hayatım, siz hani halletmiştiniz bir şeyleri. Peki. Niye şimdi kızıyorsun dedim. Neyse, bu onurların konusu. O zaman Rabia öyle mi yapıyor Gökhan? Her zaman sen istediğin doğrultuda mı davranıyor diğer gelin adaylarına? En azından Gökhan gidip kimsenin elini tutmuyor. Peki, o zaman bir daha ağladığını görmeyeceğim. Gökhan şunu kız böyle yakınlaştı, buna böyle iltifat etti, bunun burasına baktı, buna kahvaltı hazırladı, buna hoşluk yaptı, buna kaka. Bunları duymayacağım o zaman senden. Peki, Onur buyur, senin de yorumunu alayım. Seda Hanım, tamam hatalıyım ben. Ben kabul ediyorum, çok hatalıyım. Hatalıyım, tamam kabul ediyorum. Böyle bir şey değil, anladın mı? Bu değil ya. Ben kabul ediyorum hatalı. Peki Sibel konusuna dönelim. Sibel'in mağdur oynadığı doğru mu? Böyle bir şey konuşuluyor ya evde şu anda. Yani Sibel'in neden Rabia ve Aycan konuşuyor Sibel'i? Rabia da rahatsızdı. Gökhan'la bir yakınlık olduğunu düşünüyordu aralarında işte o hani enişte sohbetinden dolayı. Aycan da dünden beri rahatsız. İkisi baş başa vermişler, bunu dile getiriyorlar. Ben böyle bir şey seziyor musunuz siz erkekler evinde Sibel'in yapısıyla ilgili? Sibel'e karşı duygularım olduğu için konuşmuyorum bunu. Kameraya da oynadığını düşünmüyorum çünkü bu kamera arkasında da ağlıyor. Ağladığını da gördüm. Sen nereden biliyorsun? Çünkü bugün ağladığında dışarıya çıktı, yanına gittim yani, dayanamadım artık. Ve bunu hani söyledim de ona. Kameraya karşı oynadığını kesinlikle düşünmüyorum. Orada algı yaratılması bence çok saçma. Böyle bir algı yaratmayın arkadaşlar. Ha, bunu söyleyen sen misin? Bunu Pardon da kardeşim, biz her gün 12 saatimizi bu kızla geçiriyoruz. Bu kız ilk geldi, dakika bir gol bir hani diyor ya burada. Beni ilişkisi olan adaylarla yakıştırmayın, yakıştırmayın. Bu algıyı getiriyor, koyuyor. Siz artık hani bunu mu demek istiyorsunuz dediğin anda beni şununla yakıştırmayın, beni bununla iletişime kurmayın deyip burada çok büyük ataklar veriyor o zaman ona. Eyvallah. Sana her geldiğinde bana oyununu kesme, beni şuna katma Turgay, buna katma Turgay diye seni fırçalıyor. İyi niyetle, kötü niyetle sen naz diye çekiyorsun ama ona da eyvallah. Biz kız hakkında böyle bir şey dediğimiz zaman kız üstünde algı yapmaya çalışıyoruz. Kusura bakma da bu kızı bugün aynısını Berker de dedi. Öykü geldiğinden beri arkadaşı iyi yakan, bugün kız bile bunu dedi. Gamze de aynısını diyor. Didem'le de bunu konuşuyoruz. O da öyle diyor. Rabia Didem da bunu sen diyor. Öyle mi düşünüyorsun? Bu kadar kız evi yanılıyor, biz siz biliyorsunuz. Adnan böyle bir şakaya bu şekilde boşu dahil olsa. Boşu boşuna kıskançlık içerisine giriyorsunuz Aycan. Kıskanmıyorum bakın. Kıskanıyorsunuz. Bak bu senin yaptığın ya algı. Ya benim işte. Anlatmak istediğim senin şu. Anda yaptığın, ben, evet, senin ben şu anda yaptığın algı, anladın mı? Kızı kıskanıyorsunuz diye yorum yaparsan bu algıya girer kardeşim. Abi evet. Kendileri söylüyorlar zaten bunu ya, kıskanıyoruz abi, bak, diye. Şu an 12 saat biz bu evin içerisindeyiz. Biz her zaman ne diyoruz? Bunun 4 saati yayınlanıyor. Biz bunun diğer 8 saatini insanlar bunu görmüyor. Ben bu durumu geçen sene de yaşamış bir mağdurum. Geçen sene de dışarıda gelip bana o içeride sizi nasıl gömdüm deyip içeri geçip ağlayan kızlar vardı, tamam mı? Ha, ben bu konuda mağdurum kardeşim. Bu konuda da Aycanları çok iyi anlayabiliyorum. Sibel sana dedi mi? Sadece susuyorum tamam, kardeşim. Tamam söyledi mi kardeşim? Ben Sibel yaptı demiyorum. Ha. Ben şu an Sibel'in nasıl bir Sibel onlardan biri mi sence Adnan? Bilmiyorum Seda Hanım. Onlarla yaşayan Aycan, Rabia ve o kızlar, dışarıda da beraber olan onlar, bizim daha bir münasebetimiz olmadı. Ama yarın öbür gün bir tartışmaya girdiğimizde ben her zaman derim insanı o zaman tanıtsın. O zaman ben onun notunu veririm. Şu an kendisiyle bir tartışma haline girmediğimiz için kendisine hiçbir şey demiyorum. Fakat bunu yapmış insanlar, burada daha önceden de oldu. Bunu çok iyi biliyorlar. Sadece izleyenler er ya da geç daha anlaşılıyor. Adnan bak demek istediğimi çok iyi özetledin. Peki sen bu kızın görüyorum. Böyle olduğunu yani ispatlayabilir misin? Böyle bir şeyini gördün mü? Dışarıda Seda Hanım, gözüme öyle deyip burada takıp böyle gezemem. Dediğini gördün mü? Şimdi gözüme kamerayla elime şeyle gezemem. Kim görmüş? Ben gördüm. Gökhan sen misin? Ha, evet. Ne yapıyordu dışarıda? Sibel bana göz kırpıyor buralarda hep. Bir daha kıpsana Sibel. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka mı yapıyorum? Pardon. Yok artık. Sen bana göz kırpmıyor musun Sibel? Hem yani. De böyle yapmıyor musun? Bak böyle. Böyle yapmıyor musun? Ay Gökhan lütfen ya. Evet. Burada... Ben yalan söylemiyorum abi. Selam verebilir. Bir kızın yüzüne bakamakla. Ne böyle gülüyor? Gamze. Bir kızın bakmayın da dışarıda bana gülüyor. Bir kızın yalan söylemem ben. Gamze. Gamze bile gülüyor. Ya aşkım Gamze, ben sizin... Biliyorsan söyle. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben sizin aranızda, yani sizin aranızda demeyeyim de...
Gökhan'ın sana, senin ona karşı böyle bir şeyiniz olduğunu zaten... Benim ona zaten... karşı bir şeyim yok da. Gökhan... Gayet ne? Göz kırpan bir kız var karşımda. Sibel evet dışarıda ve farklı, içeride farklı oynayan bir kızdır. Gökhan, mesela bir baş selamı mı o? Hani, göz kırpma, baş merhaba, günaydın mı? Yoksa sık sık yapılan bir şey, nasıl? Büyük tepkiler veren kızın ne oldu? Bir dakika, aynı anda bir konuşmayın. Önce bir Gökhan cevap versin, sonra Gamze'ye söz vereceğim. Bir daha alabilir miyim? Gökhan, Sibel'in göz kırptığından falan bahsetti. Haftalardır Sibel'le beraberiz. En başta bazı tepkiler verdik fakat bu kızın dışarıda böyle bir şey yapabileceğini bilmiyorum, anlam veremedim. Çünkü bu kız istemediği zaman istemiyorum diyebilecek dürüstlüğe sahipse, bu da istediği zaman da istiyorum diyebilecek dürüstlüğe sahip olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum kendi ne der, ne düşünür, bu konu hakkında daha sonrasında nasıl bir açıklama yapar. İzleyip göreceğiz. Ha, sadece şu var, ben geçmişte böyle insanlar gördüğüm için korkum var. Ama Sibel'i de az çok tanıdığım kadarıyla öyle bir kız değil. Bugün kızlar sürekli Sibel'e işte oyun oynadığını, mağduru oynadığını falan iddia ediyorlar. Bu konuda katılmıyorum. Aslında katıldığım noktalar da var Sibel'le ilgili. Ben de Sibel'i çözemiyorum. Arkadaşız ama onu anlayamıyorum şu an için. Yeni, bilmiyorum. Sürekli mağduru oynadığını söylüyorlar. Bir de bu konunun üzerine Gökhan Sibel'e sen bana göz kırptın diye bir iddia attı ortaya. Ben de oradaydım. Yani ben de zaten onların sürekli diyaloğa girdiğini görüyorum. Ve ben zaten eleme gününde Gökhan'la bu konu hakkında büyük bir tartışmaya girmiştim. Çünkü Gökhan'ın da Sibel'e, Sibel'in de Gökhan'a sanki cileleşmek demeyeyim de sanki sürekli diyalogda olduklarını ve aralarında bir şey olma ihtimalini olduğunu hissediyorum. Ve bu konu hakkında da konuşmuştum zaten. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.